Ekonomi kötü. Harika. Süfliğdendi, kadınlara sürtüklendi. Böyle bir sistemde en kolayı gitmektir. İnadına bu ülkede kalın. Birbirimize diş sıkıyoruz. Fırsat eşitliğini ortadan kaldırdın sen. Nasıl şimdi o sınavlarda bu çocuklar başarı gösterecek? Yani hakikaten yuh olsun bize ya. Öncelikle Meral Hanım, yepyeni bir tepkikolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz böyle başlıyoruz genelde. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? İyidir, biraz heyecanlıyım yalnız. Bir de gelin bana sorun. Karşılıklı. Hadi karşılıklı bakayım. Çok heyecanlıyız. Hadi bakayım. Bölüme başlamadan önce birkaç tane soru sormak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz son yıllarda sosyal medyanın her mecrasına siyaset yayılmış durumda. Siyasi figürler de Twitter, Instagram gibi platformları aktif olarak kullanıyor. Hatta TikTok'a giren siyasi figürler de oldu. Siz sosyal medyayı ne kadar takip ediyorsunuz? Bakma fırsatı bulabiliyor musunuz? Twitter'ı takip ediyorum. Çünkü Twitter hesabımı öğrenmeye gayret ederek kendim açmıştım. DM'lerini hala kendim bakıyorum. Şimdi yalnız çok işim arttığı için tweetler kontrolümden geçiyor ama yöneten grup arkadaşımız var. En sevdiğiniz aslında sosyal medya Twitter diyebiliriz. Yok, onu takip ediyorum. Yani çocuğum gibi. Yani kendi kendime girdiğim için ona böyle sonra sonra. Hakikaten komikti ve de güzeldi. Instagram'ı da seviyorum. Yani, TikTok'la hiç herhalde ilginiz yok. Evet. Onu henüz işselleştiremedim. Sosyal medyanın bu kadar hayatımıza girmesiyle beraber bir sürü yeni meslek türedi. YouTuber, TikToker ve influencer gibi isimlerde dijital platformlarda içerik üreten ve bu sayede geçimini sağlayan birçok kişi var ki biz de onlardan bir tanesiyiz. Siz bu yeni oluşan meslekler hakkında özellikle influencerlık hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani iyi şeyler düşünüyorum. 80'li yıllardı. Ben üniversitede hocaydım. Fiber optik kablonun hayatımıza girişinin bilgiye ulaşımı hızlandırması neticesinde şöyle derdim. Fiber optik kablonun işte radyo dalgasının hayatımıza girişi sınırları ortadan kaldırdı. İstihdam yaratıyorsunuz, sağlıyorsunuz, içerik üretiyorsunuz. İnsanlara bilgi aktarıyorsunuz. 80'li yıllardan bugüne geçen zaman içerisinde ışık hızıyla bir değişim. Ve bütün değer setlerinin yönetim anlayışında, siyasetin içinde değer setlerinin değiştiği bir dönem bu. O gözlükle sizleri çok dikkatle izlemeye gayret ediyorum. Bir tek endişem var. Bu sosyal medya yasasıyla beraber üzerinize bir baskı oluşabilir. İşte onun olmamasını sağlamaya gayret edeceğiz biz siyasiler. Ama onun ötesinde bir endişem daha var. Benim gençliğimde biz kitap okurduk. Şimdi siz videoyla takip edin. Yani kitabın yazarının kitabını siz videoyla anlatıyorsunuz. Aynen. Sonra sizden birileri alıyor. Onlar da bir içerik üretiyor aynı kitap üzerinden. Şimdi endişem şu. Burada bir bilgi çarpıtması söz konusu olduğunda o insanlara nasıl yansıyacak? Bu da sizin konumuzda olanların bir sorumluluğu. Biraz uzun anlattım ya, eski hocayım ondan oluyor. Yok çok güzel. Evet, kusuruma bakma. Öğretmenliğim devreye girdi. Bugün sizlerle sosyal medyada çokça paylaşılmış sokak röportajlarını ve gençlerin sizin hakkınızda yaptıkları videoları, ilginç komik videoları izleyerek yorumlamanızı... Komikse problem değil, bir hafif der bastı. Yok. Öbür kısmında. Komik videoları izleyerek yorumlamanızı rica edeceğiz. İlk videodan hemen başlıyoruz. O dünyanın en güzel, en inanılmaz, en güzel, en inanılmaz. Wow. Meral, sizin hakkınızda böyle çok fazla video yapılıyor bu arada. Biz çok ben bunu inanın, ay çok da beğendim. Ne diyeceğim bilemedim, sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Sen övünme, el övsün. Bizim yaş grubunun hem avantajı hem çok dezavantajıdır. Şimdi hakikaten kızardım, utandım ha. Yani. Evet, sağ olsunlar. Güzel yapmışlar. Devam edelim. Kaç milyon Afgan sınırdan girdi? Kaç tane Suriyeli girdi abi? Bunları ne için aldı? Sence kendi şey için mi? Bunları Türk vatandaşı yapacak, kendisine oy toplayacak. Yani çünkü Z kuşağı gelip bu adamı yıkacak. Bu belli yani, bu aşikar. Adamın ülkesinde yangın çıkmış, 14 tane ormanı yanıyor. Adam dalga geçer gibi gelip diyor ki al sana çay. Çayı demeyecek evin yok, sen gelip bana çay dağıtıyorsun. Bu yaşta inanılmaz. Yani, dert edilmiş. Ama bu da bize dert olsun. Bu yaşta bir gencin konuşması gereken başka şeyler olmalı. Hayal olup onun peşinden gitmeli. Bir seyahat meselesini konuşmalı.
Yazık yani. Evet. Biraz dertli başladık bölümde, evet, galiba. Evet, biraz öyle oldu, bırak. Bu bölüm birazcık öyle devam, evet, edeceğiz ama bir devam edelim bakalım. Bir şey düşünmüyoruz artık, bizim zaten bir umudumuz kalmadı. Kendi saraylarında kendileri otursunlar. Ah, şimdi benim burada bu konuşmayı yapıyoruz. Bir tane dayı çıkar gelir, şimdi telefonunu gösterler. Benim. Ya benim telefonum kaçak yani, ne anlatıyorsun? Ya, umudu bırak, bir insanın burada kalmasına gerek yok yani ya. Bak mesela dayı çıkacak şimdi, ben diyecek ki telefonun nerede? Bekliyorum yani şu an ondan. Ne diyorsun dayı? Ekonomi kötü. Neyse, bizim nesilden bir kişi. Çok iyi. Bizde de bir ön yargı var herhalde. Var, bende bile var da yani, ben size bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten mutlu oldum. Evet. Memleketi orta dünyaya çevirdiler. Sanki Yüzüklerin Efendisi setinde yaşıyoruz. Gençler önce anladı, farkında mısınız? Alkış önce gençlerden geldi, sonra orta yaşlardan, yaşlar en son. Almış yanına ak sakallı Saruman'ı, damat Gollum'u ve inşaatla uğraşan beş Nazgul'u, mutlak gücün, mutlak iktidarın peşinde. Millet perişan, farkında değil. Türkiye uçurumun eşiğinde, umurunda değil. Gel bu güç sevdasından vazgeç Sayın Erdoğan. Hem kendi iyiliğin hem de milletimizin iyiliği için gel bu yüzükten vazgeç. Evet, beğendiniz mi? Çok. Çok güzel olmuş değil vallahi mi? Vallahi bu yüzük, bu yüzük, yüzük. Neyse, vazgeçmediği için çok az kaldı. Az kaldı diyorsunuz. Evet, çok evet, az kaldı, yüzük gidecek. Yüzük gidecek. Gidecek. Peki, yüzük. Tamamdır, evet, devam edelim. Mevzu bir şey alabilmek değil, onu alabilmek oldu. Ben mesela bugün elbette bir peynir yiyebiliyorum ama ben peynir alırken zorlanmaktan, ya bu insana o kadar dokunuyor ki. Gına mesela geldi. Ya yeni bir mesela bir meyve çıktı, bir kayısı. Ben bu sene daha kayısı yemedim. Ya ben bakın bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum. Oğlum, burada değiliz. Burada öyle, değiliz. Böyle bir davranışım yok, var. Yok, hayır hayır, size demiyorum. Başka bunu insanlar ben dinleyecek. Yani ama bunu sana yiyememek o kadar koyuyor ki insana. Yani. O kadar rahatsız edici bir şey ki gerçekten. Yani 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Yuh olsun bize. Yani umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. En iyi eğitim de maalesef bugün yurt dışında, yabancı ülkelerde. Orada güzelini alıp Türkiye'ye güzelini getirmeyi de. Tanıştığıma memnun oldum. O kadar üzülüyorum. Bunu da alın. Size hediyem olsun. Hayır. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Ben başka bir şeyim yok. Kulağımda bir tipe var. Çok pahalı bir şey değil. Bak başka bir şey söyleyeyim. Al gülüm ver gülüm yapıyoruz be. Birbirimizi anacağız. Bak çok pahalı bir şey değil bu. Bunu çıktığın kıza, ilk sevdiğin kıza ama bak. Fikir değiştirdim şimdi. Çıktığın kız deyince evlenmeyebilir. Yani aslında çok pahalı değil. Ruhum kayınvalide. Mevzu pahalı değil hocam. Mevzu manevi yani. Ay canım benim ya. Çok kibar, kibar bir çocukmuş ama bu çok arada. Evet, çok beyefendi yani hakikaten. Çok. Son zamanlarda bu Z kuşağı çok fazla konuşuluyor ve tartışılıyor. Kimileri diyor ki Z kuşağı çok teknoloji bağımlısı ve vasıfsız. Ama kimileri de diyor ki bizim geleceğimiz çok parlak olacak. Z kuşağından çok umutluyum diyor. Z kuşağı hakkındaki düşünceleriniz nedir? Şöyle, ben 1,5 yıl Evrim Kur'an hocamla Z kuşağı çalıştım. Pandemi dönemiydi de. Zoom yaptık. Böyle uzun ama erimli. Tersine mentorluk yaptık. Ben onlara soru sordum. Onlar bana öğrettiler. Gördüğüm şey şu. Hakikaten bu ülkeyi çok seviyorlar. Şimdi çok arşa aleme çıkarmak da doğru değil. O çocuklara haksızlık, büyük bir yük yüklemek. Diğer taraftan işte vasıfsız falan filan, o zaten baştan aşağı yanlış. Çok önemsiyorum ama bir uçtan bir uca gitmenin doğru olmadığına da inanıyorum. Bu kadar yüke gerek yok ya, onlar azıcık eğlensinler yani. Türkiye'yi onlar değiştirecek, iktidarı onlar değiştirecek, onları öyle yapacak, böyle yapacak. Bu doğru değil. Sizin göreviniz seçmen olarak oyunuzu kullanmak. Oy kullanmaya yönelik diğer arkadaşlarınızı, çevrenizi buna ikna etmek. Mümkünse siyasi bir görüşünüz varsa eğer, beğendiğiniz o partilerin içinde siyaset yapmak. Ama siyaset yapmak istemiyorsanız da sandıklarda gönüllü görevi yapmak, oyunuzu kullanmak. Tüm görevleri, yükleri sizlere yıktığımız zaman bu kolaycılık oluyor, doğru değil. Evet, teşekkür ederiz. Devam edelim videolarımıza. Buyurun. Bu kadar pahalılık, bu kadar zam. Petrollerde kuyruklar, zeytinyağı kuyrukları. 50 sene geriye döndük. 2023'te
Son durumu sondur. Ben şu ana kadar hep ona oy verdim. Şimdi Meral Akşener'e mi oyumu vereceğim? Aa, var mı peki bir pişmanlığın falan? Çok pişmanım. Ellerime yazıklar olsun. Verdim. Ay canım benim. Yok. Yok. Pişman olma. Pişman olma. Hakkından oynadım. Ben oy verdim da milletin hep hakkını buralara getiren biziz. Bizleriz. Niye? Oy verdik. Bu duruma getirdik onu. Cumhurbaşkanı seçtik. Yani ortakız diyorsun. Tabii ortakız. Günahı ortakız. Allah bunu bize soracak. Yok. Seçmenin günahı. Seçmenin günahı olmaz. Seçmen kendisine sunulan gelecek projeleri hakkında tercihte bulunur. O tercih neticesinde bir siyasi partiyi, bir siyasi lideri bir yere getirir. Ben bu ülkeyi yönetmek istiyorum diyen seçmeni ikna etmek zorundadır. Ve asla seçmeni şuraya oy verdin, buraya vermedin diye suçlamak bir kere demokrasiye uygun bir şey değil. Seçmene saygısızlıktır. Hür, bağımsız, objektif bir biçimde oyunu kullanan kişiye, yani baskı görmeden oyunu kullanan her kişinin seçim sonuçları tartışılamaz. Onlara saygı duymak zorundayız. Bunlar ateistlerdir. Çok iyi. Çok iyi. Bunu siz mi yaptınız? Yok, internette. Ya muhteşem, ben hiç rastlamamıştım. Ay harika. Çok güzel yorum yapmıyorum. Muhteşem. Muhteşem, evet. Yapan ellerine sağlık. Evet, az kaldı. Harika. Çok iyi ya. Devam edelim. Bu gençler yokluk görmedi. Bu ekonomi politikaları böyle devam ettiği sürece biz daha çok yokluk çekeriz. Cebimizde 3 kuruş parayla, sırtımızda bir dünya borçla bu hayatı yaşıyoruz zannetmeye de devam ederiz. Ondan sonra gençler yokluk görmedi. Gençler neyi görmedi? Biz yokluğun alasını görüyoruz şu an. Yurt dışında en kötü okulda okuyan adam bile 5 tane Avrupa ülkesi geziyor. En kötü okul dedikleri okulda bile yüzme havuzundan spor salonuna kadar her türlü imkanı var. Bizim en iyi okulumuzda, fen liselerinde bile bırakın yüzme havuzunu, spor sahası bile yok. Biz bu şartlar altında okumaya çalışıyoruz. Hem çalışıyoruz hem okuyoruz. Yine de hala gençler kıymet bilmiyor. Biz asıl kıymet biliyoruz. Yurt dışına çıkmıyoruz, kaçmıyoruz, göçmüyoruz. Ülkemizi kendi adımıza düzeltmeye çalışıyoruz. Hala da yine kıymet bilmeyen biz oluyoruz. Ben anlamadım. Ezilen yine biziz. Kıymet bilmeyen yine biziz. Ülkenin cefasını çeken yine biziz. Biz daha 20 yaşında adamlarız. Geceleri ülke memleket derdinden gözümüze uyku girmiyor. Yarın okula mı gitsek, işe mi gitsek, sınavları nasıl halletsek, bu ay borçları nasıl ödesek diye düşünüyoruz. Biz mi ülkenin iyi yönünü görmüyoruz? Yoksa bu dayı mı harbiden hayal aleminde yaşıyor? Ben bunu anlayamadım yani. %100 haklı. Ne diyeyim ki? Değil mi? Samimiyetle söylüyorum, biraz sabredecekler, bu ülkede kalacaklar, onlar giderse bir daha düzelmez, inadına kalacaklar, bu ülkeyi el ele verip birlikte onların hayal ettiği bir ülke haline beraber getireceğiz inşallah. İnşallah. İnadına kalsınlar. Süfli dendi, kadınlara sürtük dendi, böyle bir sistemde en kolayı gitmektir. Zoru ama kalıcısı değiştirmektir. Değiştireceğiz beraberce. Ekonominiz nasıl? Çok kötü ya şu an, inanılmaz. Nasıl çok kötü? Telefonunu çıkar bakın. Abi ne yapmışlar telefonlarını? Çıkar telefonunu. Al. Al sana telefonunu. Ekonomi kötü diyorsun, en güzel telefonu kullanıyorsun. Bu en güzel telefonu. Tabii ya. Böyle bir şey görmedim ben. Nasıl sinir bozuyor değil mi? Bir videomuz daha var. Sen 10 liralık gelirin varsa 100 lira harcarsan çırpanıp durursun. Çıkar telefonunu, çıkart bakalım. Çıkartsana. Çıkartsana. 3 ay çalıştım. 1,5 lira. Demek ekonomi güzel yani. Telefonun gelişmişliği de ne alakalı? Güzel demek ki. Kimse alamazsın. Herkes halinden memnun. Ne işin? Ne alakası var? Ne alakası olmayacak? Demek ülkenin ekonomisi güzeldir yani. Evet, bu telefonu çıkar konusu bir komedi unsuruna döndü yani artık, evet. Siz ne söylemek istersiniz? Ya bu son derece yanlış. Birincisi bu. İkincisi, demin söyledim. Yani pandemi döneminde eğitim uzaktan yapıldı. İnternet şart oldu, tablet şart oldu, akıllı telefon şart oldu. Olmayanlar sistemden düştü. Telefon konuşma aleti değil ki. Bilgisayar gibi kullanılan bir araç, bir gereç. Dolayısıyla çıkar telefonunu. Bu yani çok doğru değil diyorsunuz. Evet. Yani incitici. Bu, ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar tamamen mesela AK Parti'ye iyilik ettiğini zanneden ama son derece kötülük eden arkadaşlar devam etsinler. Yani sadece iletişimde kullandığı bir kapalı, evet, eski telefonlardan, tuş telefonlardan bir tane var elinde. Onu çıkardı. Adam ona da pahalı diyor. Yani işte dünyadan haberi yok. Dolayısıyla ne diyelim, öyle. Yani ne diyelim ki? Demiş devam olmak için. Artık insanlar ayrışmaktan bıktı. Doğru. Biz birlik beraberlik istiyoruz. Şu kararın devamını bekliyoruz. Böyle olduğun sürece arkanızdayız.
Hepimizin. Evet. Sadece benim olabilir miyim? Normalde bu işi hiç yapmadım. Evet. Şimdi bu dükkanlara girdiğimde hiçbir partiyi yer. Hakikaten onu yapmadım bugüne kadar ama insan oy da istiyor yani. Evet. Biz sadece sizin dertlerinizi altımıza birden nasıl vereceksin kardeşim oyları? Bir oy veremeyeceksin. Bak hiç yapmadım bir şey yapıyor. Adaletimi dürüstün oldu her yerde var. Bu süper siyasetçi. Yok ben doğrudan yanayım başkanım. Canım benim ya. Orada oyu aldınız galiba. Herhalde. Bir emin değilim. Yok hayır emin değilim. Çok pazarlıkçıydı. Altımız bir arada duracaksınız dedi. Evet. O zaman bilinçli aslında. Evet haklı. Evet haklı. Haklı. Evet. Peki devam edelim. Bir bölümü okuyup da işini yapmıyor insanlar. Kaç tane üniversite öğrencisi var? Çoban bulamıyoruz diyor Anadolu'da insan. Afgan çalışıyoruz. Afgan niye çalışıyor? Çobanlık mı okuyor? Allah Allah. Abi sen niye hiç oğlunun her istediğini alamıyorsun? Bana onu söyle. Oğlun bir bilgisayar istediğini alamıyorsun. Niye alamıyorsun? Niye oğlunu daha iyi yerlerde okutamıyorsun? Niye oğlunu özel üniversitede okutamıyorsun? Niye oğlunun her istediğini yaptıramıyorsun sen? Oğlun bilgisayar mühendisi olmak isterken sen niye çoban yapmak istiyorsun? Evet, bu da çok paylaşılan videolardan bir tanesi oldu internette. Evet, benzer gençlerle karşılaşıyorum. 15 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında filozof gibi konuşan evet. gençler var. Daha küçüklerde mesela 11 yaşındaki bir çocukta da benzer şeyleri Çaldıran'da gördüm. 12'ydi zannediyorum. Evlerde yokluk konuşulmasa, evlerde pahalılık konuşulmasa, evlerde zorluk konuşulmasa, evlerde gıdaya erişimdeki problemler konuşulmasa bu çocuklar bu yaşta, bu Türkçeyle, bu kelimelerle konuşamaz. Dolayısıyla biz büyüklerin şapkalarımı, neyimiz varsa kafada onu ortaya koyup, şuraya koyup düşünmemiz lazım. Yaşandan büyük bir Türkçeyle konuşuyorlar. Evet. Asıl mesele bu. Derin bir endişe hali var hepsinde. Şimdi bir süre sonra bu endişe ki yaşıyorsunuz şu anda, sizin yaş grubunda onu yaşıyor. Bir süre sonra bu endişe öfkeye, öfke umutsuzluğa, umutsuzluk da bu ülkeyi terk etmeye götürüyor. Asıl mesele bu. Evet. Yazık ya gerçekten. Çocuğun ya da bir gencin işte ne bileyim son model bir bilgisayara sahip olmak istemesi. Ya son hakkıdır. Son model değil mi? Hani... Ya arkadaş hakkı. Ne demek? Ya lütuf mutuf değil hakkı. Evet. Yahu devletin görevi vatandaşını aç bırakmamaktır. Çıplak vatandaşını çıplak bırakmamaktır. Gencine bilgisayar yani aile veremiyorsa vermek zorundadır. Ya ne demek? Pandemi döneminde EBA üzerinden ilkokuldan lise sona kadar çocuklar şeyde evden girdiler. İnterneti olmayan beldeler, ilçeler, köyler vardı. Tableti olmayan milyonlarca çocuk vardı. Nasıl oldu şimdi? İki nesil gitti. Evet. Fırsat eşitliğini ortadan kaldırdın sen. Nasıl şimdi o sınavlarda bu çocuklar başarı gösterecek? Sistemde iyi bilgisayarın olup olmamasının yani hak mıdır değil midir, şımarıklık mıdır denilmesi başlı başına ayıptır be. Evet. Seçimleri var biliyorsun. Gölcük oy kullanacak mısın? Kullanacağım. Benim hemşehrim. Ne veriyorsun? Merzeren'e. Merzeren kim abi? Merzeren. O ne? Merazeren diyor amcamız. Israrla anlamadı da. Evet gözcükle. Ha canım benim. Yani zor bir ismimiz de yok aslında evet. ama. Demek ki abimiz çok şey yapmadı, takip etmedi. Evet. Biz özgürlüğümüzü istiyoruz kendimize. Başkalarının kendisi. Mutlu istiyorsunuz, nefes almak istiyorsunuz. Evet. Üretmek istiyorsunuz. Üretmek istiyorsunuz. Abi çok. Ya şey. Başka bir her şey istiyorsunuz. Ne şey abi. Yani pardon. Olsun pardon. Öyle hadi. Size böyle abi denmesi rahatsız ediyor sizi. Siz kendi aranızda kız erkek herkes birbirine abi diyor ya. Evet, evet. Ben çok seviyorum onu. Şimdi bu bir sevgi sözcüğü aynı zamanda. Cinsiyet ifade eden bir sözcük değil. Dolayısıyla bana abi denmesi ayrı görmeme hali. Çok sevgi, mutlu oldum. Sevgiden dolayı. İşte çok mutlu olmuştum yakın çünkü görmüştüm. Abi. Yani harika. Devam edelim. Kocaeli burası. Oo, çok iyi. İzmit doğduğum şehir. İl başkanlığı, AK Parti il başkanlığı karşılıklı. Önce Tayyip Bey'inkini astılar, sonra bizimkini asmışlardı. Güzel olmuş. Güzel evet olmuş. Bence de. Evet. Birbirimize diş sıkıyoruz. Devam edelim. Ben biraz gıcık gıcık gülmüşüm. Ben kendi ülkemde markete gitsem abi ben bir tane market arabasını abi. Dolduramam ama sınır ülkemdeki kadınlar adamlar insanlar arabalarla geliyor. 4 tane araba doldurup geri gidiyorlar abi. Ben kendi paramla yapamıyorum bunu. Ben kendi paramla kendi ülkemin marketinde daha da araba dolduramıyorum. Malum partili olmadığımız sürece bu ülkede hepimiz aç kalmaya mahkumuz abi. Ben asla bu yol üzerinde gitmeyeceğim abi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'üm. Ben radikal Kemalistim abi. Oh, ölene kadar da Kemalist olacağım. Ölene kadar da layıklığın peşinden koşacağım. Ölene kadar da
ülkemi, hayvanımı, kadınımı, çocuğumu, ağacımı koruyacağım. Şu an ülkedeki gençler de ülkeyi terk etmek istiyor. Ben onlara da buradan bir şey söylemek istiyorum. Var, evet. Gitmeyin abi. Önce onlar gitsin ya. Siz niye gidiyorsunuz? Önce onlar gidecek. Oo. Burası sizin. Mustafa Kemal Atatürk burayı size emanet etti. Gerçekten hitabet yeteneği de yüksek. Evet, ben şimdi aslında demişse hani inadına kalsın falan gençler dedim. O benden güzel söylemiş. Evet. Vallahi daha güzel söylemiş. Yani, evet, gerçekten. Muhteşem. Evet. Şey yani hakikaten baktığımda çok... Filozof oldu çocuklar. Evet, hakikaten öyle yani. Yani bu yaşta. Güzel konuşuyorlar. Erel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi günahım da vermek istemiyorum da. Geçen gün şeye gittim, adliyede mahkemem vardı. Avukata hakim... Benim ifademi vermeden sonuçlandırdı. Ben de dedim sizin gibi başımıza oturtturanların dedim Allah belasını versin dedim. Bana şeye verdiler, savcılığa verdiler. Dedim ki bir Allah'tan korkum var benim kimsenin, ben Erdoğan'a vereceğim. Yorum yok. Evet, kötü eleştiri yapıp. Ama yok, beddua da var. Beddua da var. Acaba bilerek mi vereceğim dedi. Evet, kafası karışık herhalde diyelim. Yok. Devam. Bence bizim nesil genel olarak ablamın şöyle bir imalı taş atışı var. Değil mi? Evet. Evet. Yani ben başka bir şey anladım. Sıra kişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Hadi bakalım. Hemen. Meral Mami. Böyle şeyler söylemememiz mi gerekiyor? Evet. Çok güzel Meral gülüyor. Meral Mami. Evin önünde icat vardı. Oraya yazmışlardı. Vallahi. Meral Mami kurtar bizi diye. Çok iyi ya. Yaren öyle mi yazmışlar? Geldi mi Yaren? Evet, arkadaşımız da burada bu arada videoda yer alan. Aa merhaba. Yalnız gel gel gel. Oo gözler de çok güzel. Şunlar arasında bir bak. Kadın dayanışması. Ay harika yalnız. Videodaki halinden daha güzel, haberiniz olsun. Biz biraz kötü çekmişiz o zaman. Evet. Yani bana genellikle uzun yıllar, daha doğrusu ben 18 yaşından beri abla diyor herkes. Benden büyükler de abla dedi, benden küçükler de abla dedi falan filan. Niçin bu böyledir onu bilmiyorum. Muhtemelen açık bir tip olduğum için, yani içi dışında derler ya, öyle bir insan olduğum için olabilir. Mesela meclis başkan vekiliyken, şimdi size ufak bir dedikodu anlatacağım. Tabii. Meclis başkan vekiliyken böyle ben şakayla karışık işte haşlardım erkek milletvekillerini. Mesela bana İktidar Partisi'nden başta olmak üzere, herkesi de tanıdığım için uzun yıllardır tabii aktif politika yapıyorum. Beni arardı o erkek milletvekillerinin eşleri. Abla derlerdi. Bugün bizimkini haşla. Çünkü bir söz söylediğiniz zaman meclis televizyonu oraya doğru gider. Adamın şu halini gösterir. Kızlar çok mutlu oluyordu. Öyle bir yanım vardı benim. Şimdi bu da, çok daha gençler arasında işte anneye döndü bu iş. Anne yerine mami diyorsunuz. Bilmiyorum sebebini. Ben de bilmiyorum ama duvarlara falan da evet, yazılmış evet. Kurtar bizim herhalde. Evet. Bir onların bir kısmı muhtemelen bizim o şey kısmı bizim gençler yapmıştır. Duvar kısmı bizden ama mami ismini bizimkiler oluşturmadı. Peki devam edelim. Artık son videolarımıza geliyoruz. 85'ten sonraki çocuklardan bahsediyorum. Eyvah eyvah. Bizim yaşadığımız hiçbir şeyi yaşamadınız. Sen yaşadın diye ben yaşamak zorunda değilim ki. Sen de eleştirseydin zamanın hükümeti. 20 sene öncesinden bahsediyorum. Ben de çok sıkıntılar yaşadım. Çok şeyler yaptım. Yaşamasaydın abla eleştirseydin diye bir şeyler yapsaydın. Böyle kurt gibi durmasaydın yaşamasaydın. Bana ne? Çok güzel ya. Evet, esas bu işte. Yani o günlerdeki meseleyi bugüne yani taşıma, düzelen bir şeyin üzerine tekrar muhteşem. Evet. Ya bu kızın alnından öpüyorum. Şafalı değiliz şu an, değil mi? Ürünlerimizi şu an kendimiz üretmiyoruz. Yapıyoruz ama tüm malları dışarıdan alıyoruz. Normalde çok iyi şartlarda yaşıyorsunuz. Tam yangın çıktığı zaman sadece bir tane söndürme uçağımız var. Eskiden yağ bulamıyordu yağ. Zeytinyağı kuyrukları böyle oluyordu. Çok pahalı olduğu için olabilir mi olmaması? Birisi asgari ücret alıyorsa yani ayda geçmesi imkansız. Bir eşi varsa illa eşinde çalışması lazım abi. Zaten en kötü evler şu an en az 2000 lira kirada abi. Onlar diğer kalan parayla ne yapabilir ki yani? Of. Bunlar 11-12 yaşında çocuklar. Gerçekten öyle. Bu çocukların böyle konuşuyor olması çok büyük haksızlık. Yani hakikaten yuh olsun bize ya. Yani 11-12 yaşında bu çocuklar. Çok küçük. Ve o hanımefendinin de ısrarla bir şeyi kafalarına vura vura anlatması ya. Yüz ifadeleri çok enteresan. Nasıl böyle bakın. Ya of.
Ya büyük haksızlık. Yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geldik. Öncelikle evet. Ağzınıza sağlık diyelim. Çok ben güzel teşekkür gerçekten. Ederim. Hem eğlendik hem yer yer biraz evet, hüzünlendik. Evet gerçekten. Çok teşekkür ederim. Buradan son olarak bizi izleyen, gelecekleri hakkında endişe duyan genç arkadaşlarımız. Aslında bölüm için çokça verdiğiniz ama nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Zeykuşağı bizi gerçekten çok izliyor çünkü. Üzülmeyin. Beraber el ele verip. Gerçekten çok az kaldı. Bu bugün içinde yaşadığınız kabusu demokrasiyle, oylarınızla sandıkta değiştireceğiz. Çok az kaldı. Sabır, inadına bu ülkede kalın. Evet. İnadına bu ülkede evet. kalın. Bunu sıklıkla söylediniz bu arada evet. gerçekten. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Alkışlarla bitiriyoruz. Ben de size alkışladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.